Çöp dernek mi yoksa şey mi? He dernek, bir dernek, şey, dernek yani. Bir derneğiniz var diye. Yani. He. Var mı? Bir içerciler de. Evet arkadaşlar, şimdi 2019 pamuk toplama sezonu için içerciler almışlar. Evet, toplamayız. Randımana göre demiştik, 39.520 oraya dönmeye çalışıyoruz. Biz bu konuda ilk önce biçercilerimizin önerisini almak istiyoruz. Ortalaması neyse ortalayı kurun. Ortalamayı verin. Diğer bakır var. Diğer ortalaması neyse. Evet, Şanlıurfa Ziraat Oda Başkanların ilk koordinat başkanımız Hikmet İpar'ın başkanlığında bugün toplantımızı yaptık. Konumuz pamuk makinalı hasat elle toplama fiyatlarını 2019 yılı için belirledik. Çiftçilerimize, biçercilerimize hayırlı uğurlu olsun. Sepetli makina dönüm başı 145 bin lira. 145 kuruş eski yeni parayla. Balyalı makina 200. Nakliyeyi bu yıl için bir değişiklik yaptık. Bir de ikinci toplama makineyle ikinci toplama dönüm 60 lira. Nakliye gidiş geliş 60 kilometre 200 bin lira. Gidiş geliş 120 kilometre 300 bin lira. Gidiş geliş 180 kilometre 400 bin lira olarak belirledik. Biçercilerimizden ricamız, çiftçilerimizden ricamız akşam 12'den sonra, 24'ten sonra sabah da saat 9'dan önce özellikle biçime girmesinler. Çünkü nemli olunca fabrikalar almıyor, pamuğun kalitesi düşüyor. Mısır biçimi için çırçırlı 30 kuruş lira, çırçırsız 29 lira olarak, pamuk elle toplama 39, 40 randıman 580 kuruş, 37-38 randıman 550 kuruş, 35-36 randıman 500 kuruş. Randıman üzeri toplamamızın sebebi çiftçilerimiz özellikle temiz toplaması için. Kirli toplayınca para etmiyor. Boşuna el toplama fiyatını boşu boşuna veriyor. Kırar, kaymon, nakliye hepsi boşu boşuna ödemiş oluyor. Bir de çiftçilerimizden ricamız naylon torbalara kesinlikle koymasınlar. Yani 5 gram naylon bütün balyeyi bozuyor. Dışarıdaki firmalar balyeleri almıyor. Özellikle pamuk kirlilik konusunda. Urfa pamuğun elyafı çok çok Ege'den daha iyi ama Urfa balyesi deyince 100-200 lira düşüğüne satıyoruz. Çiftçilerimiz bu konuda, fabrikatörlerimiz bu konuda duyarlı olsunlar. Ayrıca sayın milletvekillerimize, sayın il başkanıma seslenmek istiyorum. Nasıl ki Karadeniz fındık fiyatı düşünce bütün vekiller iktidar muhalefet toplandı. Tarım Bakanlığı'na ziraat odalarla birlikte gittilerse istediğini nasıl aldılarsa nasıl şeker pancarına devletimiz sağ olsun bizi de memnun etti o konuda hepimiz çiftçilerimize verdi. Üzümcilerimize verdi. Biz memnun olduk ama özellikle pamukçularımız çok zor durumda. Geçen yıl bir afatla karşı karşıyaydı. Çok çiftçimiz pamuğunu toplayamadı. Bu yılda girdilerin %100 artması, ondan sonra hastalıkların fazla özellikle zenkle ilgili her sulamadan sonra bir ilaç yapılması çiftçilerimiz çok çok zor durumda. Sayın vekillerimize özellikle sesleniyorum. Karadeniz 30 derecede bu ürünü yetiştiriyor, biz 60 derecede yetişiyoruz. Onlar %40 AK Parti'ye oy vermiş, biz %90 vermişiz. Allah için bize sahip çıksınlar. Biz bayrağımızı, milletimizi seviyoruz. Bu sesimizi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Bakanımıza duyursunlar.
bir an önce desteklemeli fiyatları, özellikle yıl olarak 3 yıl sorunun ortada kalkması için, kotanın koyulması için, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmek için vekillerimizden ricamız birleşsinler. Yoksa bu çiftçilerimiz batacak, yarın yüz yüze bakamayacağız. Çiftçilerimiz için bereketli, hayırlı, kazançlı yıllar diliyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun.